Deme çöpçüsü ne? Lan oğlum yine mi sen lan? Senin dün akşamki artistin kimiydi lan? Oğlum bak git. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apache Fuarı'ndan. Çetem var benim, çetem. Lan çeteni de al git yürü. Gitmezsem ne olacak lan? Kafa mı buluyorsun sen benimle? Lan oğlum yürü git. Gitmezsem ne olacak? Lan oğlum git. Gitmezsem ne olacak lan? Ya sabır. Gitmezsem ne olacak lan? Vursana hadi. Lan senin var ya dalağını... Hadi sağlığınıza. Oğlum biz var ya biz adamın kralıyız ha. Oğlum var ya sizin gibi dostlarım olduğu sürece sırtım yere gelmez lan benim. Arkadaşlar bu dostluğu kimsenin bozmasına izin vermeyelim. Kim bozabilir lan bizim arkadaşlığımızı? Kim? Dostluğumuzu. Ya. Adamız oğlum biz, adam. Adamın dibine vurmuş adamız lan biz. O zaman alkolün de dibine vuralım. Ay kurban. Oğlum biz zaten içelim lan. Biz ağzımızla içiyoruz. En güzel biz içiyoruz ya. Saksı değiliz lan biz. Bu masa var ya bu masa. Bu masaya nasıl oturuyorsak öyle kalkıyoruz. Her adamım diyen bu masadan böyle kalkamaz lan. Oğlum adamlığımıza lan. Adam gibi adamlığımıza içerim lan. Lan adam ailesiyiz lan biz. Ay. Ay. İçeceğim mi lan? Sen de benim kardeşimsin lan. Canımsın benim be. İstin kurun ne hedefi ya? Ha? Anam annem. Anam annem. Ay 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 ay. Geldim ona. Yürüyenin gömleri kalaylı, ah kalaylı. Fistan giymiş etekleri alaylı. Adamız lan biz, adamız. Gel gel. Lan oğlum nasıl bir randevu evine getirdiniz lan beni? Buradaki aletlerin çoğunu kendi asli görevlerinde kullanmanın cezası bile 2 yıldan başlıyor. Lan oğlum bir sus lan, bir sus be. Bunca yıllık arkadaşımsın, seni çözemedim ha. Karı mısın, erkek misin, nesin? Lan oğlum bunlar sus, sen sus, bunlar sus. Çok rahatladım abi, sağ ol, Allah razı olsun. Lan oğlum insan randevu evinin duvarına süs eşyası diye döner bıçağı koyar mı lan gerizekalı? Uf, Orhan, oğlum bunlar orta çağda. Cinsel zevki artırmak için kullanılıyormuş. Bugün artık kullanılmıyor. Rahat ol, kasma. Şuradaki topuzu orta çağda cinsel zevki artırmak için nasıl kullanıyorlardı Teoman? He, nasıl? Önce bala batırıp sonra çükünü mü dövüyorlardı? Ne iğrenç adamlarsınız lan. Randevu evine mi geldik, sakatatçıya mı geldik? Belli değil. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hala konuşuyor ya. Sen demedin mi oğlum? Farklı bir ambiyans olsun. Şokun kılıcı kullanan karıyı da kastetmedim yani. Oğlum bak git. Adamı sinir etme. Ulan sırf sen zevke gelesin diye dünyanın yolunu tepip geldik. Hala bır 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 bır. Yeter artık be. Ulan soğuttun bizi be. Lan şaka yapıyorum oğlum. Amma abarttınız ha. O ne lan? Oğlum fantezi güzeldir. Ben bunu istiyorum. Ben de. Bunu istiyorum ben. Ben de. Beyler. Önce hanginizi alıyoruz? O zaman taş makas. Taş makas. Taş makas. Hadi. Ha, ben kazandım lan. Benim oldu. Bırakın lan çocukları. Hangi çocukları canım? Yemedi galiba. Beni bırakın abla, çocukları alın. Önce ufaktan başlayacağım. Sonra yavaş yavaş zevk almaya başlayacaksın. Abla oraya sıkma, orada alerji bir durum var bende. Ah. Derini yüzeceğim. Ah. Abla deri demişken bu kıyafetler pişik yapmıyor mu sendeki? Ben geçen aldım alt tarafa bir tane. Ah. Ay. Ya bir tane ya. Ay. Ne yapıyorsun ya? Lan bunun nesi zevkli, nesi bir, nasıl bir fantezi bu ya? Gideyim o zaman. Ah. 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 Ah.
Ay, Orhan yardım etsin hele. Harbiden çok saçma bir insansın. Lütfen çekme bak. Ah. Şuna gidiyor mu ha? Ulan var ya ben... Gidiyor mu? Gördünüz mü lan ebenizin orta çağını? Bizans'ın elinden kurtulmuş Malkoçoğlu gibiyim ha. Ah, yavaş lan. Abicim var ya. Hayatımda hiçbir zaman bir polis baskınına bu kadar sevindim hatırlamıyorum ya. Neydi o be? Sorma sorma ben de. Lan o dönemde böyle seks yapılıyorsa birçok çocuk babasız doğmuştur ha. Dün gece İstanbul'da asayiş büro ekiplerince gerçekleşti. Oğlum bir durun lan millet susun. Akşamki haberleri veriyor. Ait birçok savaş malzemesi ele geçirildi. Yapılan incelemede ele geçirilen aletlerin Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık abi. Dışarı abi, dışarı. Orhan abi, Orhan abi. Orayı saklayacağına yüzünü saklasaydın. Orayı kim tanı zaten? Oğlum bak git almayayım ayağımın altına ha. Tangoz lan bu. Oğlum ben gidiyorum lan. İki sevişelim, keyif yapalım dedik. Psikopat karılara denk geldik. Nadir benim filmleri hazırlamıştır. Gideyim alayım onları. Oğlum Şükür Şat'ı bir doktora götürelim lan. Herif baksana depresyona girdi. Hadi eyvallah. Lan ne duyarsızsın be Orhan ya? Kendi filmimizi kendimiz çekeceğiz oğlum. Oğlum sitenin adı bile belli lan. Ortabacak.com. Her neyse bana bak. Sen şimdi iki tane zincir ayarlıyorsun. Çengileri ben bulurum. Cüce yok oğlum, cüce yok ya. Hadi kardeş, hadi görüşürüz. Tamam. Merhaba. Merhaba. Johnny Depp'in son filmi geldi mi? Gelmez olur mu ablacığım, gelmez olur mu? Alayım ben onu. Hemen ablacığım. Görüyor musun ya? Selamünaleyküm Nadir. Aleykümselam Orhan abi. Hoş geldin, hoş geldin abi. Benim filmler hazır mı? Hazır abi, hazır abi. Abi Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, Emmanuel 4 abi. 5? Abi 5 sokakta kalmamış. Bizim çocuklar bastırınca ben de sana basa haber vereceğim abi. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Utanmaz rezilliler, pislik herifler. Ne oluyor lan? Nadir, başka bir şey var mı? Abi yeni bir film geldi, muhteşem ya. Yılın filmi olacak diyorlar, acayip bir şey. Ver, ver, ver. Bu ne lan? Cüce müce mi var lan bu filmde? Cüce müce yok abi ya. Bizim Oduncu'nun son filmi. Ha, güzel, güzel. Koy bunu poşete, koy. Hemen veriyorum abi. Buyur abi. Eyvallah. Abi para? Lan oğlum nikahımıza mı geçireceğiz? 10 dakika kullanıp geri getireceğiz. Hep bunu diyor ya. Hacı geliyor, hacı geliyor. Hacı mı geliyor? Aman hacı geliyor. Ya hocam sabrı iyi ama bir Alex değil. Belki de Alex. Akşam halı saha maçı yapıyoruz mu lan? Bak kaleye geçmem ona göre. Para toplayalım, kaleci kiralayalım. Ne bileyim lan kaç para? Sanki Volkan'ı kiralayacağız anasını. Efendim birkaç kısa sorum ablacığım, olacak. Dur kızım. Ablası, oğlum sana demedim. Kızım. Kapattı işte. Beğendin mi yaptığını tam transferin ortasında? Kızmayın beyefendi. Sadece birkaç soru. Ne sorusu? Halkımızın cinsel yaşantısını araştırıyoruz da. He. Öncelikle sağlıklı bir cinsel hayatınız var mıdır? Şimdi tabii ablacığım sağlıklı cinsel hayat deyince bizim de her Türk erkeğinde olduğu gibi sağlıklı bir cinsel hayatımız mümkün. Var. Olabilir. Yani var. Peki bir sorum daha olacak. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Hayvan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ya birader şu adrese bir bakıver burası mı? Ne işin var lan senin bu adreste? Sanayiye boru götürüyorum abi. Sanayiye boru götürüyorsun. Hı hı. Lan burası benim evin adresi. Benim karıya mı götürüyorsun lan buraları he? Ne diyorsun abi ne karısı ya? Lan seni oyarım cibiliyetsiz. Gel lan buraya. Gel buraya cibiliyetsiz. Yürü. Görmeyeyim seni burada bir daha. Yürü. Oğlum evli mevli değilsin. Ne yalan söylüyorsun adama? Ya canımız sıkkın Dursun amca. Biraz neşemizi bulalım dedik. Daha da kimseye adres sormaz o dümdük. He. Niye canın sıkkın? Ya şanssızlık yakamı bırakmıyor ki Dursun amca. Ne oldu ki? Ya elimi neye assam kuruyor Dursun amca. Bir cenabetlik var benim üstümde. Acaba diyorum bu şanssızlığımı kırmak için Hacı Hoca olayına mı girsem? Ya üflemeli hocalardan bir tanesine gideyim ya da Telli Baba'ya ne dersin? Oğlum Allah'tan ümidini kestin mi? Yok ama Allah bizden ümidi kesti Dursun amca. Baba yok, çocuk yok.
para yok, karı yok. Yani hayatımın sonunda cehenneme gidersem 30 yılı düşmeleri gerekir. Tövbe de oğlum. Allah sana iskonto mu yapacak? Vardır elbet bir bildiği. Ben senin yerinde olsam profesyonel bir destek alırım. Benim akrabalardan bir tanesi gitmiş birine. Kişisel gelişim uzmanıymış. Bir ayda toparlamış adamı. Ya Dursun amca, biz taksici adamız. Ne anlarız kişisel gelişimden, bilmem neden. Yatmadı benim kafama ya. Yatsın, yatsın. Bak, sana al, kartını da vereyim. Al. Al bak, kişisel gelişim uzmanı. Kişisel gelişim uzmanı, hakikaten öyle yani. Acımaz değil mi? Acımaz oğlum, ne acıyacak? Ayakkabıları çıkarılan ayıp olmasın. Ulan oğlum, tırstım lan ben. Şimdi gidelim, başka zaman geliriz hocaya. Canını okuyacağım Orhan. Oğlum buraya gelebilmek için bir sürü para verdik. Oğlum bu hoca çok iyiymiş lan. Bütün sosyete geliyormuş, devasını alıp gidiyormuş. Senin okusun üfesin, belki bir şey olur lan. Bahtın açılır belki. Lan oğlum, eminsiniz değil mi? Gerçekten iyi hoca değil mi? He, çok iyi hocaymış. Daha önce Real Madrid'i çalıştırmış. Tövbe tövbe. Lan şakanın zamanı mı oğlum? Ya içime üç harfli girdiyse? Abi üç harfli ne ya? Üç harfli ne? Onlar senden bahsettikleri zaman beş harfli diye mi bahsediyorlar ha? Beş harfli mi? O ne lan? İnsan mı? Hayır. Salak. S-A-L-K. Salak beş harfli. Ya oğlum sen ne cahil adamsın ya. Bilmiyorsun bari öğren. Bunlar böyle kalabalık bir şekilde yaşarlar. Aile gibi. Çolukları çocukları vardır bunların. Kuzenleri, muzenleri, amca çocukları. Dışarıya kız vermezler. Ellerinde çikolatalar, bisküvitler olur. Çok güzel söyledin vallahi Kürşat. Kütükleri de Malatya'ya bağlırdın bunların abi. Bravo. Bizi yalnız bırakın. Tabii. Pardon. Size demedim. Ali ile Tan'a dedim. Ali ile Tan? Üç harfliler. Bismillah. Hocam, şimdi bizim bu arkadaşımızın bahtı kapalı. Sizden ricamız onun bahtını, kaderini açacak böyle güzel bir muska yazmanız ha? Her şeyi anlattılar bana. Kimler? Ali ile Tan. Kimler? Ali ile Tan. Ha iyi o zaman, sağ olsunlar. O devirler eskide kaldı. Şimdiki devir teknoloji devri. Eğer durum çok vahimse şöyle bir hard diskim var. Okunmuş, üflenmiş hard disk. Hoca Mourinho Efendi. Hatim indirmiş, biz oradan indirip buna bindirdik. Yani yükledik. Ama ek bir ücret karşılığında üstüne nazar boncuğu da yapıştırabiliriz. Şey, ayıp da sorması hocam, kaç para? 1200 lira. Görüntü kalitesi nasıl, eşti mi? 5+1 Dolby Stereo. Maşallah, maşallah. Çok güzel ya. Yalnız hocam biraz pahalı sanki. Bize daha böyle ufak, daha kompakt bir şey lazım. Ne bileyim, hani içine böyle Kevser Suresi falan yükleyeceğim bir flashback. Çok güzel olur. O zaman... Şöyle bir... 16 GB hard diskim var. İçinde benim okuduğum Yasin suresi var. Ama evdeki çocuklar cep telefonuna çektiği için görüntü kalitesi biraz düşük. O yüzden 150 lira. Hocam şimdi bu biraz teknoloji özürlüdür. Gider bunu başka programda falan açar çarpılır maazallah. Şimdi siz bizim daha iyi anladığımız, bildiğimiz bir program olan QuickTime'da bunu yükleyip bize verirseniz çok makbule geçer. Bir de biz öğrenciyiz, bir öğrenci indirimi. Hocam benim de bir konuda istirham olacak? Acaba içinde boş yer varsa birkaç dini film falan yükleyebilir miyiz? Caiz midir? Caizdir. İçinde 12 GB boş yer var. Çok sıkıntıya düşersen... Birkaç gigabayt dua yükler, hallederiz. Zaten o filmler altyazılı oluyor. Yani kendi başına altyazı yükleme. Okunmuş altyazı olması gerekiyor. Okunmuş altyazı caiz mi hocam? Caizdir evladım. Peki hocam, takabilir miyim? Öpeyim mi hocam? Öp evladım.
Hocam o zaman ben şimdi psikolog kadına gideyim, söz vermiştim. Belki şanssızlığımı kırarım. Belki de kıramam. Ali, tamam. Oh! Gidin! Bize müsaade hocam o zaman. Borcumuz? 150 lira. Şansa bak, 150 lira varmış. Helalinden. Gidebilirsiniz. Gidelim oğlum, gidelim. Başımıza iş açılacak lan burada. Bismillah. Ali ile sana selam söyleyin hocam. Geri geri çıkın lan. Geri geri. Evet Orhan Bey. Sizi dinliyorum. He? Ne anlatayım? Ne mi anlatayım? Çok şanssız biri olduğunuzu söylemiştiniz Orhan Bey. Mesela hayatta ne gibi şanssızlıklar yaşadınız? Onlardan başlayabilirsiniz. Başlayayım. Geçen hafta altılı ganyan oynadım Figen Hanım. İlk 5 ayağı tutturdum. Güzel. Son ayakta 20 at koşuyordu. 17'sini yazdım. Yoksa Adana koşusu mu bu? Yok, Bursa. Hadi ya. Eğer Bursa koşusuysa kesin çok iyi para vermişlerdir. 1 milyona yakın verdi. Ne? 1 milyon lira mı? Tuttu mu? Sıkma canın Orhan, olur böyle şeyler. Abi nasıl sıkmayayım ya? Son ayakta 20 atın 17'sini yazmışım. Yazmadığım 3 at 1., 2., 3. geliyor. Koduğumun atları ya. Aslında çok sıkılacak bir durum. Gerçekten haklısınız Orhan Bey. Orhan Bey, sonra ne oldu? Lisedeyken Deniz Güneş diye bir kıza aşıktım Figen Hanım. Sırf onu bulabilmek için bizim Kürşat'a rica ettim. Beni Facebook'a kaydetti. Facebook'a mı? Sonuç? Kızı bulabildiniz mi? Lan Kürşat, emin misin lan Deniz Güneş olduğundan? Abiciğim, sen sosyal medyadan daha mı iyi biliyorsun ya? Bak, görüyor musun? Aynı zamanda liseden mezun olmuşsunuz. Aynı folklor ekibinde çekildiğiniz aynı fotoğrafı koymuşsunuz işte. Deniz Güneş. Lan iyi de erkek yala bu. Erkek yala mı? Birader, galiba seninki sonradan kesin dönüş yapmış. Lan görüyor musunuz lan bendeki şansı? Sevdiğimiz kız neredeyse ağzımıza ver... Ver lan bir sigara, ver. ver. Veren vermiş olur sana. Çok şanssızım Figen Hanım. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hay çok haklısınız Orhan Bey. Aslında siz kutup ayısı sendromuna yakalanmışsınız. Kutup ayısı sendromu? Lan Kürşat. Teoman. Lan siz de mi kutup ayısı oldunuz? Bizim oralarda bir laf vardır Orhan, bilir misin? Bahtsız bedeviyi Facebook'ta kutup ayısı dürtermiş. Lan oğlum, benim Facebook profilimde ilişkide yazıyor bir kere. Oğlum Orhan, biz de onun için geldik zaten. Senin o ilişkide durumunu karışık yapacağız yavrum. Teoman, elim buz gibi. Bir sigara daha versene lan Kürşat. Bizim oralarda yine bir laf vardır Orhan. Kutup ayıları sigara içmez. Yani şeyden önce. Anlarsın ya. Lan oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Ben bakireyim. Biz de azgınız. Lan! Maalesef. Hayatta her şeyi daima olumsuz yaşadığınız için her şeyin öyle olacağını sanıyorsunuz. Biz buna tıpta kutupu sendromus deriz. Ümit var mı peki? Aslında... Baba? Sen kimsin lan? Abi ben Figen Hanım'ın hastasıyım. Ya sabahtan beri benim telefonlarıma niye cevap vermiyorsun sen? Ya baba, görmüyor musun? Çalışıyorum. Sözümü kesme. Sözümü kesme. Rüstem'in oğlu Fevzi ile sözünü kestim. Yarın bu iş bitecek. Ne? Bir mafya babasının oğluyla hayatta evlenmem. Hele de o sümsük Fevzi ile asla. Bana bak. Bana bak Figen. Sonuçta sen de bir mafya babasının kızısın. Aramızdaki bu kan davası bu evlilikle bitecek. Öyle mi? Senin arandaki kan davası bitecek diye ben istemediğim bir adamla mı evleneceğim? Bana bak Figen, sesini yükseltme. Bu evlilik olacak. Hayır, olmayacak. Çünkü ben başkasını seviyorum. Aslında ben sözlüyüm baba. Değil mi Orhancığım? Orhancığım? Ben zaten sizi tanıştıracaktım. Baba bak Orhan. Orhan bak baba. Hem biz birbirimizi deliler gibi seviyoruz.
Olabilir. Bozacaksın lan. Bozdum zaten dayı. Abi. Evet baba bozdu zaten. Hem de ne biçim? Bozmuş. Bozmuş abi. Aslında... bir şey daha diyeyim de... nasıl diyeyim? Baba, ben 2 aylık hamileyim. Hamile? Hamilemiş. Sabit. Hamileymiş abi. Bana bak Figen. Derhal aldırıyorsun, Fevzi ile evleniyorsun. Ulan sana gelince... seninle sonra konuşacağız dümdük. Abi, kırmızı size çok yakışıyor. Sabit. Sabit! Ödüm patladı lan. Belki de patlamadı. Vay be. Sen şimdi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kırmızı Erol'a damat oluyorsun öyle mi? Yok be oğlum. Babasının baskısından kurtulmak için öyle bir yalan söyledi kız. Oğlum Orhan, Kırmızı Erol'la oyun olmaz oğlum. Bak adamın lakabı nereden geliyor biliyor musun? Öldürdüğü adamların kanı üstünde leke bırakmasın diye giydiği kırmızı elbiselerden. Donuna kadar kırmızıymış lan adam. Aman be oğlum doğru söylüyor. Bulaşma sen Kırmızı Erol'a falan. Oğlum adamla şaka olmaz vallahi bak. Salça diye yemeğe katar oğlum adam seni. Yok be oğlum uzun sürmeyecek. Figen'le konuştum. Bir müddet devam ettikten sonra vazgeçmiş olacağız. Babam takmaz boş ver dedi. Erol abim seninle görüşmek istiyor. Takacak galiba. Hadi! Bizim aileye girmek zordur Orhan. Kırmızı Erol'un damadı gözü pek biri olmadı. Figen senden bana biraz bahsetti. Cezaevine çok girip çıkmışsın Orhan. Yani? Silivri Kapalı'dan Cenab-ı Şükrü'yü tanıyor musun Orhan? Vallahi o stada hiç gitmedim ama İnönü Kapalı'dan Deli Kudret'i çok iyi tanırım. Çarşıda çok rakı balık muhabbetimiz olmuştur. Her neyse. Gelelim asıl konumuza. Şimdi sana bir görev vereceğim, çok basit. Bunu yerine getirirsen Figen'le evlenebilirsin. Adam mı öldüreceğim? O kadar basit değil Orhan. Ha iyi o zaman. Sana vereceğimiz emaneti verilen adrese teslim edeceksin. Sonra döneceksin. Gelip Figen'le evleneceksin. Şimdi gidebilirsin Orhan. Orhan, buraya gelmişken bir yüzünü göreyim ulan. Hadi bakalım. Abi koli demiştiniz, sandık çıktı bu. Koli yazıyor işte, kör müsün? Kaldır. Ya bu eşek ölüsü gibi ya. Bana bak, bu koli Erol abi için çok önemli. Her ne olursa olsun bu koli gideceği yere kadar asla açılmayacak. Güzergahından asla sapmayacaksın. Yoldan mola dahi vermeyeceksin. Anladın mı? Anladım abi. Geç işim giderse? Al bunu yaparsın. Hadi yürü şimdi. Kurbanımız yola çıkmış Sabit. Rüstem'i ara. Oğlunu vuran şoförü bulduğumuzu söyle. Bagajın içerisinde kolideymiş cesette. Erol abi onu nerede aklayacağını birazdan size söyleyecekti.
selamımı da ilet tabii. Abi aleyküm selam da. Ben bir önce iki lokma bir şey yesem de sen arasan olur mu abi ya? Çok karnım kazındı biliyor musun abi? Olur sabit, afiyet olsun. Allah razı olsun. Arasana lan! Abi tamam, arayayım abi. Olur. Neşe, 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 Neşe. Neşe ne lan? Abi ben Rüstem abiyi Neşe diye kaydettiydim abi. Niye? Polisiye bir filmde gördüm. Abi bu adamlar baskın yiyorlar. Baskın yedikleri zaman telefonda isimler farklı. Aynasızlar çakmıyor anladın mı abi? O hesap. Beni ne diye kaydettin lan oraya? Seni Red Star yaptım abi. Red Star? Evet. İyiymiş ulan bu Red Star. Ulan bu Sicilyalılarla buluştuğumuzda bunlara Red Star diye bir kart verseydik prestijimiz daha fazla olurdu be. Var mı dedin abi? Yok yok sen Neşe'yi ara. Arıyorum. Arıyorum abi. Red Star iyiymiş ya. Hadi Nuri almadı mı daha dayanamıyorum artık. Halletmeye çalışıyorum ne be dayan biraz hayatım. Suyum geldi Nuri. Suyum geldi diyor ya. Ulan hangi birinizle ilgileneceğim ya? Bunun da suyu geldi. Hadi bu araba anlamıyor. Sen bari dayan Nebahat. Of ya, of son çıkışa gidi diyor. Aa! Au, kafam, kafam. Dur, dur birader, dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Allah! Abi dur Allah aşkına. Hacı ne yapıyorsun ya, canına mı sıçradın? Abi arabam yolda kaldı, arıza yaptık. Karım hamile, doğum yapacak, hastaneye yetişmemiz lazım. Ne olur yardım et bize. Ne olur Allah abi, gel. Allah, Allah razı olsun, gel abi, gel. Sancılar sıklaştı mı? Sıklaştı abi. İki dakikada bir geliyor. Sıcak su ve temiz havlu lazım. Sıcak su, araba su kaynattı. Temiz havlu da işte abi. Güzel. Ne sıcak ne temiz havlusu abi. Aklımı karıştırdın ya. Öyle yardım demedim. Hastaneye yetiştirelim. Ne olur karıma bir el atalım hadi. Hadi abi. Atalım. Gel hadi, hadi atalım. Gel. Hayatım geldi geldi. Bak yardım geldi. Geçişler abi. Gel. Ver bana. Tamam. Hadi. Bacaklar bende. Ne yapıyorsun abi sen ya? Ne yapayım abicim? Yardımcı oluyorum. Allah Allah. Şimdi ya. Erkek mi dişi mi? Ver erkeğine dişisi. Hadi açalım şunu. Gel abi. Ver başını oraya. Ver başını. Al başını. Gir. Tamam. Tamam. Vereceğiz. Bırak bana bırak. Bırak geç. Hadi yenge. Dur ablacığım dur. Fatihciğim. Sen şimdi polis kolejinden yeni mezun olmuş birisin. Benim gibi tecrübeli birinin yanında göreve başlamış olma. Senin için bulunmaz bir nimet koçum. Bak gençsin, yakışıklısın, dinamiksin. Lan oğlum var ya sana baktım aynı kendi gençliğimi görüyorum ha. Sağ olun Hamdi amirim. Bak bu bölgede öyle fazla büyük olaylar da olmaz. Ufak tefek çıtır işler. Yani pek başımız ağrımaz. Bu bölgenin halkı sakindir, düzeylidir. Hepsi çok ahlaklı insanlardır. Oha! Ne oluyor lan orada? Amirim, kariye tecavüz ediyorlar. Dur oğlum Fatih, dur oğlum. Polis! Alo! Polis! Ayrılın lan kadının yanından. Vay reziller, vay şerefsizler sizi. Benim karım memur bey. Karın mı? Hamile hastaneye yetiştireceğiz. Lan hem de hamile bir kadına ha? Lan sen nasıl bir insansın lan hayvan? Yenge abinin karısı ben taksiciyim tamam. Ben Allah rızası için yardımcı oluyorum. Hanımefendi bu söyledikleri doğru mu? Doğru. Evet. Hadi çabuk olun o zaman hadi. Yavaş sok. Tamam. Sabret karıcığım az kaldı sabret. Dayanamıyorum Nuri geldi gelecek. Abicim sen mi doğuruyorsun yenge mi doğuruyor belli değil ha. Ya abla dayan ne olur. Çocuğu burada doğurursan doğum yerini ne yazacaklar? Tövbe yarabbim ne koyacaklar kardeşim? Yok yani abi hareket halindeyiz ya. Çocuğun kafası şimdi görünse Silivri tam çıktığında Selim Paşa olabilir. Ha biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Ya kardeşim denetme adamı en yakın hastaneye çek. Abla, çocuk erkek olursa adını Orhan koyun. Ya da koymayın. Niye öldürdün lan oğlumu? Rüstem abi, senin oğlunu ben öldürmedim abi. Oğlum, arabayı görmüşler. Plaka yokmuşlar. Abi ya kaçak taksinin plakasıdır ya da geceden çıkan benim bir tane şerefsiz bir kuzenim var. Odur abi. Ben gündüzleri çalışıyorum abi. Gece bu işte daha güzel, daha çok para var ama evli olduğum için eşim izin vermiyor gece çalışmama abi. Abi! Ne var lan? Ne var lan? Görmüyor musun? Çalışıyorum lan! Ben de tam bu konuyla ilgili konuşacaktım. Kırmızı Erol aradı. Oğlunu öldüren taksicinin yerini bulmuşlar. Neredeymiş?
Kırmızı Erol telefon açıp yerini bildirecek. Bagajda kolinin içindeymiş Feyzi. Desene bunu boşuna vurduk. Aslında şu şişman var ya, ondan daha çok şüphelenmiştim ha. Şerefsiz. Abi, anneni de solunum yetmezden hastaneye kaldırmışlar. Ulan salak! İki saattir ne lafı geberiyip duruyorsun lan? Konuşsana! Daha önce söylesene! Yürü lan! Nereye gidiyoruz? Gel bak, gel. Sediye! 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 Gel abi, gel. Dur ablacığım, dur. Hadi abicim, hadi çabuk. Gel. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Gel. Sen beni burada bekle, paranı getireceğim sana. Tamam, sen karınla ilgilen, hadi. Efendim? Şu anda neredesin Orhan? Yoldayım Erol Bey. Aksilik yok değil mi? Adamlar seni bekliyor. Yok, her şey yolunda. Tamam, hadi acele et bakayım. Tamam, oldu. Taksi! Erol! Ne oluyor ya? Acil durum görmüyor musun? Ya benim zaten acil bir durumum var memur bey. Ne acil durumun varmış? Teslimat yetiştirmem gerek. Yetiştirsin emanetini. Allah Allah. Nereye götüreceğim teyzeyi? Özel konuşalım. Ne yapıyorsun ya? Özel konuşalım demedim mi? Özel konuşalım dedimse özel konuşalım hastanesi demek istedim. Özel konuşalım hastanesi ne ya? Özel bir hastane işte. Ambulans geliyordu, yolda kaza yapmış. Diğer ambulansın gelmesi uzun sürecek. Teyzeyi özel konuşalım hastanesine götüreceksin. Ayrıca neyse ücreti devlet bütçesinden öderiz. Bir dakika memur bey. Biz İzmirliyiz. Cam mevzu bahis olunca para pul gözetmeyiz. Tamam. Aç bagajı. Tekerlekli sandalyeyi koyalım. Bu ne ya? Teslimatını yapacağım koli. Ulan acil dediğin bu muydu? Çıkar şunu, önce tekerlekli sandalyeyi koyalım. Tut ucundan. Fare döşemeye zarar vermeyin. Bu ne ya? Eşek ünüsü gibi. Ne var bunun içinde? Bu özel konuşalım hastanesi nerede, bir de onu konuşsak. Al burada. Sevk kağıdı. Adresi madresi her şeyi burada var. Hadi bekleme, devam et. Koy, kapat. Bu olabilir mi acaba? Ya yok, kocaman adamın şu kolinin içine mi sığdıracaklar? Bir bakalım. Ya Allah'tan korksunlar. Bakar mısın ya? Sandıkta koliyle teslim etmişler cenazelisi. Bak. Kefene bile sarmamışlar. Öylece üstü başıyla koymuşlar zavallıyı. Zavallı çürütteki kadere bak ya. Bizim köyde doğmuş, yurt dışında büyümüş. Kimi kimsesi yok. Sen kalk yıllar sonra köye gelirken kaza geçir ve öl. Sonra da sandıktan koliyle teslim etsin de. Rahmetli babası Hamit abiye ne kadar çok benziyor ya. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapayım? Baksana, ceviz sandığında cenaze teslim ediler. Rezil edeceğim bunları. Çekip YouTube'a koyacağım. İyi misin teyze? Her şey yolunda mı? Eyvallah. Sabit. Efendim abi. Rüstem'i bana bağla. Neyle bağlayayım abi? Oğlum hansfriyle bağlasana. Herkesin duyduğu konuşmaya diyoruz değil mi? Hansfriy diye. Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun. Annemi bu hastaneye yatırmışlar. Hangi odada görebilir miyim? Adı nedir annenizin? Rahime. Rahime el değmemiş. Ha evet. Rahime Hanım'ın solunum yolları ile ilgili bir problemi vardı. Evet. Getirildiğinde durumu acildi. Hastanemizin imkanları yetersiz olduğu için kendisini başka bir hastaneye sevk ettik. Hangi hastane? Adı neymiş? Özel konuşalım.
Aa, yok öyle değil. Hastanenin adı Özel Konuşalım Hastanesi. Yeni açıldı. Efendim Kırmızı. Rüstemciğim haberi almışsındır. Oğlunu öldüren taksicinin yerini tespit ettim. Senin oğlun benim oğlumdur. Sağ ol Kırmızı. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Allah razı olsun. Sen hiç merak etme Rüstem. O şerefsizi nerede haklayacağımı birazdan sana mesaj olarak atacağım. Geleceksin kendi ellerinle o iti alacaksın. Tabii rahmetli oğlumuzu da alacaksın Rüstem. O iti öldürüp 7 ayrı bölgeye gömeceğim. Sonra konuşalım. Özel konuşalım. Şanssızlığıma tüküreyim arkadaş. Lan bir koliyi teslim edemedik ya la. Koliyi! Lan koliyi koyduk mu lan geri? Ha siktir ya. Koymadık geri tabii, koymadık. Kafanı sıçayım Orhan, kafanı sıçayım. Bok vardı aldığın yaşlı teyzeyi. Allah'ım yarabbim, ne yapacağım lan ben şimdi? Kırmızı Erol anamı belleyecek şerefsizim. Belki de bellemeyecek. Lan nasıl bellemeyecek? Dön geri, dön. Alo baba. Efendim kızım. Ben geldim hastaneye, göremiyorum sizi. Neredesiniz? Kızım biz oradan çıktık. Babaanneni başka bir hastaneye sevk etmişler. Oraya gidiyoruz. Hangi hastane bu? Özel konuşalım. Baba ne oldu? Niye özel konuşalım diyorsun? Kızım özel konuşalım. Ya zaten telefonla konuşmuyor muyuz? Sana demiyorum özel konuşalım. Hastanenin adı özel konuşalım. Nasıl bir hastane adıdır o ya? E tamam, neredeymiş bu hastane? Tamam baba, çıkıyorum, geliyorum birazdan. Alo! Ulan çıktığımı göre göre ne geliyorsun dingil? Çık lan geri. Lan sen benim girdiğimi göre göre ne çıkıyorsun lan sipsi? Ulan oğlum zaten canım burnumda, bir de seninle uğraşmayayım. Çık lan geri. Bak ya kızım, iş misin sipariş misin? Şimdi sana bir laf söyleyeceğim. Bütün feminist yazarlar üstüme gelecek. Hani lanet olsun sana be. Çık lan, belamasın başıma ya. Gel geri gel. O havayı tekerleklerine basana. Kolim nerede ya? Nerede bu ya? Kolim yok ya. Abi, kolim nerede? Kolimi nereye koydunuz? Ne kolisi be? Ya az önce Darth Vader gibi soluyan teyzeyi bana verdiğinizde hani indirdik ya koliyi arabadan. Ha, götürdün mü teyzeyi hastaneye? Yok, koliyi unutunca geri döndüm. Arkadaşım biz sana can teslim ediyoruz. Sen kolini unuttum diye geri dönüyorsun. Ya abi kolim nerede? Kolimi istiyorum ben ya. Kolin Kazım'da. Kolin Kazım kim abi? La espri yaptım, sıçtın içine. Hadi hadi götür teyzeyi hastaneye, ben bakarım koline sağa sola. Baksana sonra zimmetli ona göre ha. Tamam tamam, buluruz hadi. Ya. Kırmızı Erol'dan mesaj geldi. Aşağı yukarı köyün çıkışındayız. Buraya yakın bir yer. Önce gidip o iti öldürelim. Ondan sonra hastaneye gideriz. Tamam abi, sen nasıl istersen. Yasemin'i arayayım da gelemeyeceğimizi söyleyeyim. Kızım hastaneye sen git. Abini vuran o iti abinle beraber bulmuşlar. Ben önce oraya gideyim. Ondan sonra hastaneye gelirim. Baba yalvarırım, ben de geleyim. Sonra beraber geçeriz oradan babaanneme. Abim öldüren o şerefsizin beynine iki kurşun da ben sıkayım. Sen bu işe karışma Yasemin. Baba abimi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Bu zevki elimden alamazsın. Tamam söz veriyorum ya. Koluna, bacağına, bir yere mutlaka sıktırırım. Ama o itin kafası benim.
Sıkıldım artık. Yok koluydu, bacağıydı. Ben ne zaman kafaya sıkacağım artık ya? Sen daha 25 yaşına gelmedin. Hele 25'ine gel, söz. Mutlaka sana bir kafaya sıktıracağım. Söz veriyorum. Oğlum ne diyeceğim lan ben şimdi adamlara? Ah Orhan, ah! Cenabet Orhan! Ya kolinin içinde değerli bir şey varsa? Belki de yoktur. Lan nasıl yoktur lan? Koskoca Kırmızı Erol'un gönderdiği kolinin içinde köy peynir olacak hali yok ya. Belki de vardır. Lan baş baş konuş, şu asabımı bozma. Konuşursam ne olacak lan? İyi misin teyze? Merak etme, kontrol bende. Birazdan hastanede oluruz. Belki de olamayız. Eyvah, arıyor. Geliyorum teyze. Tamam Orhan, sakin ol. Buyurun Erol Bey. Niye açmıyorsun lan telefonu? Açtım işte Erol Bey, niye açmayayım? Oğlum bir aksilik falan mı var lan? Yok Erol Bey, koli ve içindekiler sapasağlam. Ne diyorsun lan, kolinin içine mi baktın sen? Yok, niye açayım Erol Bey? Aynen verdiğiniz gibi yani. Oğlum koliyi yerine götür ulan. Dur sabit, dur. Dur, dur. Dur. Dur hala. Dur. Dur! 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 Şerefsizler! Sen de. İyi misin abi? Rahatladım sabit. Çok şükür abi. Ne yapacağım lan ben şimdi? Kolyeyi kaybettim dersem aynı ebattaki başka bir kolyeyi kıçıma sokar yeminle Bayrol. Buldum. Taksiyi gasp ettiler derim. Teyzeyi hastanesine götürürüm. Taksiden de yolda bir yerde kurtulur. Üstümü başımı yırtar, kendimi yumruklarım. Döverek zorla gasp ettiler arabayı derim. Tamam, öyle yaparım. Birazdan hastanedeyiz teyze. Uyudun mu kız? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şşt, teyze! Teyze! Lan teyze! Öldü mü lan? Öldü mü lan bu? Ya ölmenin zamanı mıydı teyze ya? Of ya! Şşt, bu kadar temiz hava, bu kadar oksijen neyine yetmedi teyze? Sabredemedin amına koyayım hastaneye kadar. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ha? Telaş etmeye gerek yok ki. Nasıl olsa sevkiyatı var teyzenin. Yolda öldü derim. Otopsi motopsi yapsalar da zaten susuz olduğum ortaya çıkar. Tamam, öyle yapayım. Gideyim hastaneye teslim edeyim. Lan! Şimdi yolda polislere denk geliriz. İki saat anlat derdini. En iyisi bagaja koyayım. Hastane yaklaşırken çıkartırım. Ne geldiyse başıma bunu çıkarttıktan sonra geldi. Allah'ım bütün günahlarımızı affet. Ulan şu işi bir halledeyim. Birkaç gigabyte daha dua yükleteceğim. Lan Erol, nerede kaldı lan bu herif? Birazdan burada olur Rüstem. Acele etme. Ya ne diyorsun arkadaş ya?
Teker patlayacak zamanı buldu ya. Taksi! Taksi! Taksi, taksi! Ya bugün de herkes kendini öldürmek mi istiyor arkadaş? Deli misin kızım sen? Arabamın tekeri patladı. Acil bir yere yetişmem lazım. Hemen götür beni. Kardeşim babanın taksim bu. İşim var benim. Başka taksiye git. Sen. Evet ya ben. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Lan sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Oğlum in aşağı. İn şu arabadan. Kızım bak git adamın başını bela... Abla ne yapıyorsun sen ya? Durduk yere başını belaya sokma. Ablacığım buyur anahtar. Lafı mı olur? Ben bu kenarda bir yerde beklerim. Uza, uza, uza. Şimdi o tekerle onu sen basarsın. Ablacığım yalnız sağ taraf çekiyor, ona göre kullan. Lan arabayı gerçekten gasp ettiler. Yalan söylememe gerek kalmadı. Şansım ilk defa güldü Allah'ım. Kurtuldum, kurtuldum. Kur kur kur, tul tul tul, dum dum dum. Kurtuldum, kurtuldum. Benim adım Orhan, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun lan? Kendine gel. Arabanı çaldılar. Evet, sakin ol. Rengini belli etme. Hemen karakola git, ifadeni ver. Mutlaka yakınlarda bir yerde bir karakol vardır. Belki de yoktur. Hadi Orhan. Tamam, kaybetmeden devam et. Efendim Yasin. Yukarı köyü tabelasından girdim. Şimdi geliyorum. Hayır. Bir kilometre sonra yol ikiye ayrılacak. Aşağı yukarı, yukarı yukarı. Sen aşağı yukarı tarafına sapacaksın. O yol üstünde bekliyoruz. Tamam baba, tamam. Ya baba, bu arada bir tane olsun o şerefsizin beynine ben sıkayım ya. Olmaz Yasemin, olmaz. Israr etme. Sonra hep istersin ya. Of baba ya, of baba ya. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam yeğenim. Yine mi sen? Dayı, yine sanayiye boru mu götürüyorsun? Yok yok. Bu sefer artan boruları seninle ve anana götürüyorum. Hadi gel. Gel seni de götüreyim. Yok yok. Ben bir rahatsızlık vermeyeyim. Bir gün oturmaya geliriz dayı. Gel lan. Abicim kan sağlayacak lan. Anasını da şeyti. Nerede kaldı bu herif? Sabit, ara. Abi tepenin başında abi geliyor. Hah, hah. Bu mu? Bu, bu. Göya burada senin olanı bir yere gömecek, kurtulacak git. Sık beynine, hiç konuşma. Gel, gel. Sen benim oğlumu öldürdün. Ben senin sülaleni kurutacağım. Erol, arabanın bagajında mıydı? Bagajında, bagajında. Hadi gidip alalım onu. Hadi Sabit. Erol, oğluma şöyle görkemli bir cenaze merasimi yaparız diye. Yapalım Rüstem. Senin oğlun benim oğlum. Bu koca karı kim lan? Ana. Ana.
Anam lan bu benim. Anam lan. Anasıymış abi bu. Anası? Ne iş var anamın burada? Oğlum Sabit, koli nerede lan? Kim koydu lan buraya? Konuşsana geliyor lan. Rüstem. Lan. Rüstem bir dakika dur, şoför Orhan'a soralım. Anam lan. Şoför Orhan kim lan? Anam gitti lan. Anam gitti lan. Bu kim lan? Kızım lan bu benim. Kızıymış abi bu. Lan, lan kızımı öldürttünüz lan bana. Lan kızımı öldürttünüz lan. Niye yaptınız lan? Ne istedin lan benden? Ne istedin lan benden? Niye yaptın? Ben ne seni öldürmez miyim ulan? Ha, niye yaptın lan bana? Dur ulan. Ulan hele bir sor, niye yaptım lan? Niye yaptım? Niye lan öldürme? Lan ailemi kurtar. Sabit, bu keskin duygu geçişlerine bayıldım senin, biliyor musun? Bana bak, şu Orhan'ı ara lan. Bu koca karılan, bu kızın ne işi var lan arabada? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ulan telefon... Telefonu burada oğlum. Telefonu burada kalmış. Bana bak, arabayı al gel çabuk. Şu cesetleri arabaya yükleyelim. Orhan'ı veya Koli'yi, ikisinden birini bulursak var ya, bu işten yırtarız. Hadi koçum, hadi iz bırakmayalım, yürü. Lan asfaltta kaynayacağım neredeyse. Bir araba bile geçmez mi la? Lan 23 Nisan'da bile bu kadar yürümemiştim ha. Belki de 19 Mayıs. Sabit arka taraf aile kabristanına döndü. Ya amirim buralar gerçekten çok sessiz sakin yerlermiş ya. Yani böyle... Anons gelmez mi? Böyle çatışmaya gitsek, olaya gitsek. Dur oğlum dur, bir sakin ol. Gerçekten oğlum buralar öyle sakindir. Pek olay falan olmaz oralarda. Ben bazen gelirim, arabayı çekerim, yatarım içinde bir saat kestiririm. Gelirim sigaramı yakarım. Temiz hava, bol gıda, of. Fatih çakman var mı oğlum? Amirim ben sigara kullanmam. En iyisini yapıyorsun vallahi. Lan oğlum sigara krizim de tuttu. Ne yapacağız, çakmağımız da yok. Ne yapsak ki amirim? Buradan bir araba geçecek. Hep böyle ehliyet ruhsat için mi durduracağız? Bir kere de ateş için durdururuz anasını satayım. Olmaz mı? Olur. Erol abi, arabada bir ağırlık var abi. Şu ölüleri gömelim, kurtulalım şunlardan ya. Aileyi tamamlayamadık Sabit. Tamamladıktan sonra gömeceğiz. Uygun bir yer bulalım. Abi anında polisler, çevirme var abi, yakalanacağız, ben geri gidiyorum. Oğlum geri gitme. Polisler şüphelenecek, ondan sonra peşimize takılacaklar, kodesi boylamayalım. Bana bak ciddi ol, hemen yanlarından rolantiden yavaş yavaş geçip gidiyorsun, tamam mı? Ciddi ol yalnız. Ciddiyim abi. Hadi. Ciddi. Hadi durma fazla. Ulan kırmızı Erol'u kırmızı ışıklar durduramadı. Ben iki tane memur mu durduracağım? Fatih, ateşimiz geliyor oğlum. Hemen şu arabayı durdur, bir ateş kap da gel. Emredersin. Hadi koçum benim. Ne yapıyor lan o polis? Bu tarafa geliyor. Abi geliyor. Oğlum çok dikkat çekiyorsun sen ya. Senin imajını değiştirmek lazım ya. Al şu ruhsatı, git adamların yanına hadi. Abi yalnız ben bandrolü yatırmadıydım. Bir lan şey olursa... bırak, bırak bandrolü. Memur bey, yürü. Bir sıkıntı yok efendim. Ya! Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun? Kurbak olayım. Sen ne kadar sivri hareketler yapıyorsun abi? Politik memuru kaleye sıkıyorsun. Niye sıkıyorsun? Niye böyle diyorsun abi? Ben babama ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Baba! Sabit! Kendine gel, kendine! Arabanın bandrolünü almadık abi. Kalk toparla. Bana bak. Arabadaki cesetleri indir. İndirsene arabadaki cesetleri. Kızım ya. Ya sen Cemil'le senin ne işin var Cemil'le? Sen niye bulaşıyorsun kızım benim ya? Kümese nasıl sıkıştırdı kafanı? Ben gördüm ya.
Sen Cemil'le niye kaptırıyorsun kendini ya? İsmail! Bu adam burada tarlayı biçeyim. Karısı tövbe estağfurullah. Adamlar da karısını biçeyim. Hepsi Cemil kardeşim burada. Hep Cemil var. Selamünaleyküm dayı. Kimsin ula sen? Dayı ben kayboldum. Buralarda bir rentekar var mıdır? Olmaz mı kardeşim? Buranın alay sahtekar. Yok yani dayı. Yani otobüs falan geçiyor mu? En son 12 Eylül 1980'de buradan bir otobüs geçti kardeşim. Gidenler de geri dönmedi. Sadece bir tek ben geri döndüm. Hoş geldin dayı, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Yani sola mı sağa mı? Buralardan tek bir çıkış var. Sağa gösteririm ama bedeli ağırdır. Nedir? Ufaklığını alacaksın. Oha! Isırmasın dayı bu. Tutuşuna bağlı, orasını bilemem. Ne yapalım, deneyeceğiz artık. Sıyır, sıyır, rahat ol. Dur, acılatma. Böyle ulu orta yerde olmaz kardeşim bu işler. Sende basur var mı lan? Basur? Dur bakayım, bunun sinüsü. Kosinüsü neresi? Çevir bakayım 80 derece sabit. Dur oğlum, bir dur şuraya ya. Bir dur ya. Abi kurban olayım, çabuk koy elim bacağım. Oğlum kafası bunu kuzeye koyduk mu, kıçı kuzey doğuda mı kalıyor? Onu hesap ediyorum ya. Tamam koy bakayım şuraya, şöyle koy bakayım. Koy. Şöyle biraz daha şu tarafa, biraz daha şu tarafa. Şu tarafa al kafasına. Tamam. Burası. Bu hesap. Ver ipi ver. Tamam. Bu açıdan böyle gittik bir bak. Şimdi abi her şey hoş güzel de atladığımız bir detay var. Ya kız solaksa? Neyin peşindesin lan sen? Abi ben bir şey peşimde değilim ya. Abi şimdi ortopedide her şey ortaya çıkıyor. Ben senin açımdan diyorum yani. Şimdi bu kız solaksa, sen sağ eline korsan bunun silahı, her şey ortaya çıkar abi. Yaptığımız bütün işlem, affedersin, hiç olur. Bırak şu teyzeyi de lan. Doğru, açıları tamam, dur. Şu kadının eline sağ. Elini şunu verin. Dur, dur. Bunda yara yok ki ya. Dur abi, kurban olayım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi ölmüş ölüye niye sen kurşun sıkıyorsun, kurban olayım? Yaşlı başlı karı ya. Zaten yaş 70. Yarın bir gün ölürmüş. Kalpten gitmiş olsun abi. İyi tamam, çek kenara onu. Hey koca Rüstem. Senin bu Fevzi işlere bu kadar bulaşmasaydı bu piyasa ikimize de yeterdi aslında ama piyasa bozuldu abi. Cirolar düştü Rüstem. Yapacak bir şey yok. Sana kolay gelsin. Hadi sabit gidiyoruz. Abi. Çık ha buralardan, buralara kadar gel kardeşim. Ben Karadenizliyim. Ne işim var benim ha buralarda kardeşim? Ne işim var ya? Ne işim var? Ya ne işim olacak? Yok tarla işi varmış da, yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de. Ula dedim ki kadına dedim, hanım dedim. Ha dedim baban ölmeden önce dedim, bu tarlaların hepsini dedim satalım dedim. Ama dinleyen kim kardeşim? Hiçbirisini dinlemediler. Verdiler kayınçoya. Ula kayınçoyu da bir görsen tanısan var ya, alkolik, kumarbaz. Lanet adamın teki, evlenmedi de gitti pezemek ya. Ama sonra ne etti? Ne etti? Ulan ne ettiyse ne etti? Sen kayınçam hakkında beni konuşturup ağzımdan laf almaya çalışıyorsun lan. Sen kendi öttüğüne bak. Dengemi alt üst ettin, lanet olsun sana ya. Dana gibisin. Lan manyak mısın, nesin lan? Deminden beri üstüme başıma sıçtı tavuğun zaten. Ben, o tavuk değil o. O tavuk değil. İffet o. İffet kızım. İyi misin kızım? Lan ne pıpıpık pıpı, ne pıpıpık. Pıpı. Al İffet'ine sahip çık lan. İffet o. Lan manyağı seni. Selamünaleyküm memur bey. Ne olmuş burada? Kardeşim uzaklaş. Yürü. Demek ki mafya babası Rüstem tüm ailesiyle birlikte polislerle çatışmış ha? Anlaşıldı tamam.
Aşağı yukarı köyünün girişine delik deşik edilmiş bir taksi bulmuşlar. Hiçbir ceset yok. Taksinin şoförüyle ilgili durağından aldığımız bilgiler burada. Orhan Saklı, 1.70 boylarında, lacivert pantolon, sarı gömlek, ince bıyık. Sen hala burada mısın kardeşim? Uzaklaş, hadi! Hadi yürü! Bak hala bakıyor. Ya sabır. Neler oluyor anlamadım ki. Şimdi polise gidip ifade versem bana kimse inanmaz. Figen! Evet Figen, beni bu işe o bulaştırdı. Anca onunla birlikte gidersen bana inanırlar. Figen! Alo Kürşat, Orhan ben. Orhan oğlum neredesin sen ya? Neredesin lan? Telefonu gasp ettiler oğlum, kulübedeyim. Polis seni her yerde arıyor. Kırmızı Erol'un adamları geldi seni soruyorlar. Ne halt karıştırıyorsun lan? Soru sorma oğlum, sadece dediklerimi yap. Yarın Kırmızı Erol'un kızı Figen'e gideceğim. Adamlarını topla dediğim yere gel. Bak başın beladaysa şimdi geleyim. Şimdi olmaz. Yarın takip edilmediğinizden emin olun. Ben seni sabah arayacağım. Açtığımı çıkartıyorum. Bir kılık mendil alır mısın? Al. Onlar da sende kalsın. Kızım ben bir daha benim mekanıma gelme demedim mi sana? Ne yapayım Faruk abi? Defter kitap için para lazım. Banka mıyım lan ben? Git başka yere. Ver aldığın o parayı da. Ne oluyor lan? Sana ne oluyor birader? Birader mi? Oğlum bak git almayayım ayağımın altına. Sen kimi ayağının altına alıyorsun lan? Apaçı Faruk'um ben. Görmüyor musun? Sen bunu görmüyor musun? Kabusun olacağım oğlum senin. Aldıracağım seni. Yürü lan. 45 kiloluk kabus seni. Aldıracağım seni. Bak hala konuşuyor. Yürü lan. Cingil. Yürü. Bak hala. Benim. Yürü. Kabusmuş. İçimin kabusu. Tamam. 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 Ne oldu abi? Ne oldu? Ankara'ya müşteri mi çıktı ya? Ne bu? Sen ne müşterisi aklın fikrin müşteride ya? Orhan aradı, zor durumdaymış. Neredeymiş? Ne bileyim lan neredeymiş? Sabah arayacağım, bir yere ayrılmayın dedi işte. Tamam, tamam. Olurum, gideriz. Hadi. İnşallah kötü bir şey yoktur ha. Yok, yok, arayacağım. Hay Allah ya. Figen, neler oldu bilemezsin. Bana yardım etmen lazım. Orhancığım bir sakin ol. Ne işin var senin burada ya? Başım belada. Beni bu beladan bir tek sen kurtarırsın. Yardım et bana. Ay tamam canım ya, her şeyi biliyorum zaten. Hem seni aradım, bütün gün telefonun kapalıydı. Birlikte polise gidelim. Bütün bildiklerini anlat. Tek şahidim sensin. Aa ne polisi Orhan? Sakin ol biraz. Şey babamın sana verdiği kolyeyi ne yaptın? Kaybettim. Kayıp mı ya? Nasıl kayboldu? Ya kayboldu işte, ne bileyim. Ay kahretsin. Demek ki geriye kanıt olarak bir tek sen kaldın Orhan. Kırmızı Erol, Yeşil Figen, siz
Baba kız beraber mi duş alıyorsunuz? Figen. Ay baba kız mı? Şapşal şey. Ne babası ha? Kafan karıştı değil mi Orhan? Ölmeden önce tüm detayları öğrenme hakkım var Orhan. Rüstem'in oğlu Fevzi her girdiğimiz ihaleye taş koyuyordu. Eğer onu ortadan benim kaldırdığım öğrenilirse Rüstem'le kan davalısı olacaktı. Rüstem güçlü biriydi. Bunu göze alamazdım Orhan. O yüzden birine yıkmamız gerekiyordu. Bu kişi de o gece tanıştığı taksi şoförüydü Orhan. Lakin iz bırakmamamız için kansız olması gerekiyordu. Aç! Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen kimsin lan? Ha? Ben adam. Ben işte şöyle. Ben kimsin senin? Senin var ya. Ne dedi? Ha! Adamı! Amanı! Seni! Senin de. Erol abi ne yapıyorsun? Sağ ol abi ben deyim. Sağ olasın. Ne diyeceğim abi? Ben bu Fevzettin'i geberttim. He. Ne bileyim önce bir direngdi bir şey yaptı da. Affedersin şeyini şey yaptım yani. He ne diyeceğim abi? Ben çok acıktım. Gelirken bir döner alayım diyorum. Sana da yaptırayım mı şöyle acılı bir şey? Tamam abi niye bağırıyorsun ki? Hadi ben geliyorum bir şey istiyor musun? Hadi selam. Figen ablaya selam. Hadi. Lan! O gece bar çıkışında barın korumaları taksiye bindiğini görmüştü Fevzi'nin Orhan. Ama taksi şoförü benim adamım olmamalıydı. Yani bir başka biri olmalıydı Orhan. Ben de o taksi şoförüyle Fevzi'nin cesedini bir arada yakalayacaktım Orhan. Rüstem'in gözüne girip böyle katlayacaktım Orhan paraları. Biz kurbanımızı ararken ne tesadüftür ki? O bizi buldu. Orhan. Alo, Figen Hanım. Hayırlı günler. Ben, ben Orhan Saklı taksiciyim. Benim küçük bir problemim var. Belki de yok. Yani olabilir. Yani önümüzdeki zamanlarda belki de olabilir. Olursa da sizinle bu konuda hani acaba nasıl görüşürüz? Acele etmeyin hani uygun olduğunuzda. Geleyim mi ben? Ne yapalım? Tamam Figen Hanım. Olur. Ne zaman geleyim? Eyvallah. Teşekkür ederim. Yani Orhan'cığım anlayacağın bu ihale sana patladı. Aslında olay buralara kadar haybeden geldi ama olsun. Sonuçta yine mutlu son olacak bizim için. Değil mi hayatım? Hı? Fevzi'nin cesedinin olduğu koli kayıp. Şimdi senin kaybolmanın şerefine sıkıyorum Orhan. Sen hiç Kırmızı Donlu Kız filmini izledin mi Erol? He? İzledin mi? Ne diyorsun lan sen? Oduncular! Lan! Esmer bomba yürü! At silahını Kırmızı Erol! At! Erol abi kusuruma bakma abi. Ben ekmeğimi yiyordum. Boşluğuma denk gelince... Hiçbir şey ispat edemezsin Orhan. Yok ya. Lan sen kurtsan biz senden daha kurtuz. Kırmızı Donlu Erol. Her şeyi baştan düşünürüz lan biz. Taksi çocuğuyuz lan biz. Taksi çocuğuyuz lan biz. Her şeyi baştan düşünür tedbirimizi alırız. Çekme alatı, takoz, odun, silah. Ses kaydını aldım Orhan. Aa ses kaydı mı? Ne kaydı ya? Dinle Kırmızı Erol dinle. Polisler de burada olacak birazdan. Oğlum anladınız değil mi lan? Ben içeri gireceğim. Kürşat ve Teoman siz benimle geleceksiniz. Diğerleri Erol'un adamlarını etkisiz hale getirecek. Eğer ki Figen kendi isteğiyle yardım etmek istemezse mahkemeye ses kaydını vereceğiz. Tamam tamam. Sen içeride sesleri kaydet. Bir dakika ya. Elimizdeki silahların kırmızı olduğunu anlarlarsa ya. Lan sen söylemezsen nereden anlayacaklar gerizekalı? Kırmızıya renk vermeyin. Gerçekmiş gibi kullanın. Bak şimdi. İki tane düğme var. Biri var. Bakıl olmayan bak. Sizin anneniz ölmüş müydü çocuklar?
Abicim inanır mısın? Benimki dün gece öldü. Hatta ben de buradaki işleri halledip hemen cenazeye yetişeceğim. Dün gece mi öldü? Dün yaşıyordu ya. Lan gecesinde öldü Kürşat, uzatma işte. Allah rahmet eylesin kardeşim. Ya ne derdi vardı annenin ya? Nörolojik travma sonrası patolojik kıl dönmesi. Abicim bana müsaade, benim hemen cenazeye yetişmem lazım. Ama yedisine mutlaka bekliyorum. Bak bak, çağırma da deme sonra. Rica ederim. Mutlaka bekliyorum. Abim benim. Abim. Bunun kırkına da gidelim lan, not al. Gidelim abi, anası ölmüş, yazık günah var. Lan kaçtı adam, kaçtı. Vallahi bende bir şey yok, tertemizim ha. Bende var lan. Lan! Figen kan. Figen kan. Erol! Aynısından evde de var ha. Titreşimli. Kullanamıyorum yalnız, şarjı bitmiş. Taksici olaydın, ilk nereye saklanırdın? Lan koş şuradan, koş! Amirim, peşinde olduğumuz taksici Orhan Saklı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen Kürşat adında bir şahıs ihbarda bulunuyor. İhbarın da tam metni burada. İhbarı değerlendirmeye aldık. Belirtilen mekana bir ekip gönderdik. Ayrıyeten çevrede sivil polislerimiz de var. Koşan birini gördün mü lan sen? Öyle gitti, öyle, öyle. Nasıl gitti? Hatırladın, hatırladın, hatırladın. Öyle mi? Böyle, böyle. Allah'ım neler yaratıyorsun sen, tövbe sen. Simitçi! Simit vereyim mi abi? Yok kardeşim, sağ ol. Terörle mücadele mi? Ha? İhbarı değerlendirmek için her birinden sivil polis gelmiş de. Terörle mücadeleden gelecek arkadaş. Çöpçü kılında olacak dediler. Birlikte durmayalım da polis olduğumuz anlaşılmasın, tamam mı? Tamam. Bir şey olursa 6. kanaldayım. Tamam. Sen? Ben? Benim telsiz bozuldu. Bende gizli kamera var. Full HD. Bir şey olursa buradayım. Sesten 2 dakikaya oradayım, tamam? Tamam. Belki de değilim.
Deme çöpçüsü ne? Lan oğlum yine mi sen lan? Senin dün akşamki artistin kimiydi lan? Lan oğlum bak git. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apache Faruk'um ben. Çetem var benim, çetem. Lan çeteni de al git yürü. Gitmezsem ne olacak lan? Kafa mı buluyorsun sen benimle? Lan oğlum yürü git. Gitmezsem ne olacak? Lan oğlum git. Gitmezsem ne olacak lan? Ya sabır. Yürümezsem ne olacak lan? Vursana hadi. Lan senin var ya dalağını... Şimdi memurum, amirim ben tam anlattığım gibi yani ben bayılttığım kişinin sivil polis olduğunu bilmiyordum. Ses kaydı patlayınca bütün deliller kayboldu. Ben de gizlenebilmek için çöpçü kılığına girdim. Ta ki bu zibidi ortaya çıkıp her şeyi bozana dek. Kimin yiyorsun lan sen? Amirim boşta süpürgeniz var mı acaba? Tamam tamam. Sen de dışarıya çık bakayım. Amirim arkadaşımız kafayı sıyırmış. Ben ahlaklı düzgün bir iş adamıyım. İnanın senede 3 tane yani okul yaptırıyor. Yani anlattığı ne koliyi gördü ne yolda olan olaylardan bilgimiz var yani. Bir de uygunsuz bir zamanda girdi evimize efendim. Resmen haneye tecavüz yani. Peki adamların bunu niye kovalıyormuş o zaman? Şimdi... Erol abim izninle. Selamün aleyküm. Ben Sabit Gider. Komiserim ben bu bizim evimize tecavüz edince dayanamadım. Peşimden koşturdum efendim. Koşturunca da öyle haldır küldür sizin kucağınıza bırakayım diye şey yaptım. Öyle oldu efendim. Bunların ne işi vardı yanında o zaman? Efendim onlar bana ait zaten. Üstüme zimmetti. Babadan kaldı. Ruhsatı benim adıma. Dilerseniz komiserim ben size durumu izah edeyim. Bu gördüğünüz şahıs benim hastamdır. Ayrıca da çok da hastadır. Biz buna tıp dilinde kutupu sendromuz deriz. Efendim halk dilinde de bokunu çıkarmak diyoruz. Ayrıca komiserim aşkımla bizim hiçbir suçumuz yok. Mallar ekmek çarpsın ki. Amirim külliyen yalan. Flaş bellek çarpsın ki doğru söylüyorum. Bak oğlum, Taksim'e binen o yaşlı kadınla kız, Rüstem'in annesiyle kızı. Sonra Taksim kurşunlanmış olarak, Rüstem ve ailesi de ölü olarak bulunuyor. Ve hayatta kalan bir tek sensin. Bu sence biraz garip değil mi? Garip, belki de değil. Lan boş boş konuşma, sen boş boş konuşma lan. Lan koskoca amir yalan mı söyleyecek? Lan ben mi yalan söyleyeceğim? Garipmiş, belki de değilmiş. Komiserim söylemiştim size, çok hasta diye. Ya. Bu durumda bütün deliller sana çıkıyor. Nihai kararı mahkeme verecek. Bak güzel kardeşim, mahkemeye gitmem bir şey ifade etmez. Seni bir kliniğe yatırayım ben, mahkemeyle falan hiç uğraşma. Bak kliniğin tedavi masraflarının parasını da ben öderim. Hayır yani sevabımız olsun biliyor musun komiserim? Oğlum bundan bir şey falan çıkartamazsın sen, çözemezsin yani. Nereye kadar gidersin yavrum? Göreceğiz nereye kadar gittiğini. Oğlum al bunların hepsini dışarıya çıkar. Sonra mahkemeye sevk işlemlerini yap. Anlaşıldı abi. Buyurun. Erol abi de şey yapıyor musun? Tabii. Amirim, ben teşkilata yakın sayılırım. Benim dayımın oğlu polis. Çık lan dışarı! Evet hakim bey. Orhan kardeş hastane yetiştirmek için bize arabasını aldı. Fakat arabada koli falan görmedik biz. Parasını vermek için hastanenin dışına doğru çıktım ama ortalarda yoktu. Geçmiş gün tabii. Tam net hatırlamıyorum hakim bey. Yaşlı teyzeyi taksiye bindirdiğimizi biliyorum. Ama o telaş esnasında bagajdan koliyi indirdik mi onu şimdi tam çıkaramam. Ya nasıl çıkaramadım ya? Beraber indirdik ya koliyi aşağıya. Otur yerine. Bize gelmeden önce kolin neredeydi? Fener'den Galatasaray'a geldiydi. Nasıl espri? Beyler, beyler. Burada soruları yalnız ben sorarım. Ne oldu? Güvenlik kamerası kayıtlarını getirecektiniz. Hastane yeni olduğu için güvenlik kameraları da o gün yeni kuruluyormuş hakim bey. Maalesef elimizde kayıt yok. Evet, karar. Erol Kalburüstü, Sabit Gider ve Figen Sever'in delil yetersizliğinden dolayı beraatine, Orhan Saklı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Aşkım. Aşkım. Hakim bey, gündemde bir ahmak bir şey yok mu? Oğlum bak git. Alın götürün şunu şuradan. Lan Nadir sustur şunu be. Tamam abi tamam. Kankacığım. Kobra tamam okey bitti. Good good okey.
Lan Nadir, sen ne gerizekalı adamsın lan. İnsan caz festivaline gelmiş adamı porno filmde oynatır mı oğlum? Adamın sanat hayatını kaydırdın lan. Abicim rica ederim şimdi. Ben sanat filmi yapıyorum Orhan abi, öyle deme. Filmin adı Saksafon'un Son Deliği olacaktı. Ama hacı ihbar edince her şey alt üst oldu ya. Her şey alt üst oldu ya. Brother, you uzak, uzak. Uzak. Uzak, tamam. Yes, uzak. Mafya babası Rüstem Eldeymemiş'in bir aydır kendisine haber alamayan oğlu Fevzi Eldeymemiş internette Orhan, tıklanma rekoru. Senin anlattığın koliden bahsediyor televizyon. Koli! Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapayım? Ceviz sandığının içine cenaze koyup vermişler. Bu rezilliği çekip YouTube'a koyacağım. Rezil edeceğim onları. Oğlum sen bana linkini e-mail at. Ben de Erol Köse'ye bir meşredeyim de görsünler dedi. Tamam lan kapat şunu. Kapat şunu koyalım hadi traktöre. Lan bir de bana inanmamıştınız bak. Ben sana o kadar dedim kasilere dikkat et diye. Bak gördün mü beni mi attım senin yüzünden? Bana ne bağırıyorsun be? Şunun ucunu takama değil traktörü. Ver şu kamerayı bana ver. Ver ben çekeyim tut şunu yardım et çabuk. Pusu mu lan bu? Ha? Pusu mu bu? Pusu mu lan bu? Şöyle inan. Pusu mu lan bu? Kimsiniz ulan siz? Amaçınız ne lan? Ha? Pusu mu lan bu? Gerçek abi. Gerçek diyor sabit. Sıkarım ben bunu. Erol abi, Erol abi. Değil abi. Dur. Abi sen ne yapıyorsun abi? Abi herkes bize bakıyor. İner misin abi aşağı? Erol abi bir sakin ol. Bir şey yok abi. Tamam o bir şey yapmadı. Bu durum ne lan? Abi bir şey yok abi sen. Bu durum ne? Erol abi. Roman düştü abi yola. Romaklara düşmüş abi. Sen bir otur, bir sakinleş. Biz abi şimdi zaten Orhan'a vurmaya gitmiyor mu abi bizim şoför Orhan'a? Ha? Onu vuracağız değil mi abi? E madem onları vuracağız bu adamlar niye böyle bir şey yapsın? Ya pusu içinde pusu mu varmış abi? Bu dizi mi abi? Erol abi vurma orayı ya. Biraz kendine gel Allah aşkına. Tamam. Geç lan sen şöyle romaklı tut şuradan. Geç arkaya geç. Geç sen de o tarafa. Kardeş geçsene sonra adam baka bağırıyor. Geç arkaya. Ben mi tutacağım abi? Takın oraya. Şunu bir saniye bir tutel abi sen de. Allah! Nereye takıyoruz abi bunu? Lan döndür lan döndür! Nereye takıyorsun? Hadi döndür sen ödeme! Lan ne tarafa döndür? Bu tarafa abi! Abi bana doğru. Bana bak, iyi ki bir cep telefonu aldık sana. Her gün 10 kere geçtiğin yeri şimdi mi fark ettin de cep telefonuna çekiyorsun? En çok yazar, kapat şunu, dengi. Ne olmuş lan bu arabaya? İki tane delik var burada. Bana bak ne deliği bunlar ya? Ne bileyim? Bana bak kurşun deliği olmasın bunlar. Aa! Polisi mi arasak lan sen? Polisi arasak tabii ya. Arayalım. Kapat şu telefonu da polisi ara. Ana, aynı rahmetli anası döndüğe benziyor ha. Yazık vallahi yazık. Gencecik çocuk köyünü göremeden gitti. Bu ne şanssızlık. Neyse canım, biz son görevimizi yapalım. Akrabalarının yanına gömüveririz, olur biter. Tanımasak da etmesek de köyümüzün tek okuyanıydı. Görecekler onlar. Bunu internete koyup rezil edeceğim onları. Tamam Raşit, çekme. Yazıktır, günahtır, ayıptır ya. Kapat şunu. Kapat. Aşkım ya, şu düştüğümüz hallere bak ha. Ha, bu kelepçeler nedir? Bana açıklar mısın Erol? Figen bir dur ya. Komiserim bakın biz mahkemede suçsuz olduğumuzu ispat ettik. Lütfen yani, ne bu? Arada sırada internete bakın Erol Bey. Ne interneti ya? Bizim internet paketimiz var mı Figen? İnternete giriyor muyuz biz ya? Hayatım sayende duşa girmekten internete mi giriyoruz ha? Komiserim, bakın bu bizim domatesler falan kızardı. Sabit yok. Bunlar burada şimdi. Alın arkadaşları. Ya bırak beni. Ya bıraksana. Bir dakika kardeş, biraz yavaş ol ya. Oğlum bundan sonra en çok sana soracağız. En çok seni yağlayacağız lan. İnternet yıldızı oldun sen artık Bora mı? Lan yavaş lan elinde nasır mı var ne var üf. Oğlum Orhan yakında var ya sen kaset bile yaparsın be. Yok be oğlum uzun bir süre kafamı dinleyeceğim. Belki dizi ve sinema teklifleri gelir onları değerlendiririm. Oğlum biz de yanına alsana.
Ufak tefek de olsa biz de oynayalım yani. Oğlum helal olsun lan Dursun amcaya. Adam hiçbir şeyden kısmamış. Eğlenelim diye bize tekne kiralıyor oğlum adam. 10 numara adam. Vallahi billahi çok iyi. Lan Titanic var ya bunun yanında sandal kalır yemin ederim ya. Ya Orhan Titanic dedin de aklıma geldi. Ya bir Titanic yapsak ya biz burada. Titanic yapalım lan. Böyle bak bak bak. Yanlar da dik kapırıyor. Nasıl bak sen? Oğlum bir dakika lan. Lan hatırladım burada bir yerdeydi lan. Lan lan. Oğlum Dursun amca giderken bir mektup bıraktı. Denize geçince açılınca okursunuz dedim. Gel lan. Ana. Oku lan oku oku. Ne yazmış acaba ya? Çok sevgili evlatlarım. Ah canım ya. Geçirdiğiniz onca sıkıntıyı unutmanız için teknenin yanı sıra size bir de sürpriz hazırladım. O ne lan? Bizim bir tanıdık gitmiş. Çok memnun kalmış. Aradım buldum kızları. Paraya da kıydım. Tekneye koydum onları. Neşeniz bol olsun. Dursun. Ne diyorsun? Kızlar. 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 Nerede lan bu kızlar? Çağırın çıtırları gelsin. Bak. Burada. Aa! 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 Gidin lan! Kızım. Ben bayatmadım. 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 Ben bayatmadım.